Rusya, Sirte ve Cufe'ye silahlı insansız hava araçlarına karşı pansillerin yeni modellerini gönderirken, uzmanlara göre Libya ordusu, ABD'den net mesaj alamadığı için geçen hafta Sirte operasyonunu erteledi. Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, ABD'nin tavrını görmeye çalıştığı bildirildi. Türkiye tarafından desteklenen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus başta olmak üzere stratejik kent, hava üssü ve kampları Haftır milislerinden temizleyerek geri alırken, Sirte ve Cufra için başlattığı zafer yolları harekatı için hazırlıklarını tamamlayarak beklemeye başladı. Sirte önlerine kadar ilerleyen Libya ordusu, Sirte ve Cufra'yı geri alarak, sahadaki başarılarını taçlandırmak istiyor. Hafter'i destekleyen ülkelerin de Sirte'ye yığınakları devam ederken, son olarak Rusya silahlı insansız hava araçlarına karşı SM modelli yeni pantsirler Sirte'ye sevk etti. Rusya tarafından ayrıca Sirte'ye paralı savaşçılar da sevk edildi. Rusya'nın gönderdiği takviyelerin Libya ordusunun Sirte operasyonuna karşı caydırıcılık ve Türkiye'yi anlaşmaya ikna etmek olarak görülüyor. Yeni model Pantsir'lerin de silahlı insansız hava araçlarına çok etki edemeyeceği belirtilirken, asıl sorunun MiG-29 savaş uçakları olduğu ifade ediliyor. Libya ordusu tarafından Sirte ve Cufra'nın alınması Hafter'e aşiret desteğinin ortadan kaldırılması olarak yorumlanırken, bunun sonucunda Hafter'in Libya'da barınamayacağı belirtiliyor. Bazı uzmanlar, Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümetinin Sirte ve Cufra Hava Üssü operasyonu yapıp yapmayacağının ABD'nin vereceği desteğe ve Türkiye'nin ABD'nin desteğinin arkasında hissetmesine bağlı olduğunu savunuyor. Ancak Türkiye'nin Suriye'de yaptığı harekatlarda olduğu gibi hızlı karar alarak farklı bir yol izleyeceği iddia ediliyor. Libya ordusu tarafından Sirte ve Jufra operasyonunun 20 Haziran gibi planlandığı, ancak ABD'nin net olarak bir mesaj alınamadığı için ertelendiğini savunan uzmanlar, ABD'nin tavrına göre operasyonun yapılacağını iddia etti. Öte yandan Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Sirte ve El Jufra kentlerinin Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtti. Sözcü Kununu, başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi, dedi. Wagner paralı askerlerinin, Cufra üssü ve havaalanını güneydeki petrol sahalarını kontrol altına almak için bir komuta merkezine dönüştürdüğünü aktaran Kununu, Sirte ve Cufra'nın, Rus paralı askerlerinden ve suç unsurlarından temizlenmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldi. Barış yaparak ya da silah gücüyle bu kentleri kurtarmaya kararlıyız diye konuştu.